Murtaza'nın sahi demek tanırsın dayım Hasan Bey'i demesine karşılık ciddi ciddi nasıl tanımam dedi Gerçekten tanımıyor ama Murtaza'nın şurada burada dayım kolağası Hasan Bey diye övünmelerinden tanımış kadar oluyordu Murtaza'nın ise ilgisi merak kertesinde artmıştı Öyleyse bilirsin Balkan Harbi'nde nasıl saldırdı gene düşmana yalın kılıç. Tam da düşmüştü eline zırrıkı. Hazır havasındaydı da içini çekti. Yüya kola Hasan Bey'in yiğitlik dolu günlerini yeniden hatırlamışçasına hislenmişti. Ah ah dedi. Demek sen o mübarek adamın yeğenisin. Murtaza koştu. Babanın boynuna sarıldı. Sonra da iki elini üst üste öptü. Yaşa amca var ol. Kalabalığı gösterdi. Anlat, anlat şunlara aslan yavrusu aslan ki öğrensinler Hasan Bey'in kimlikini. Gelsinler cüyüşü huruşa. Baba Murtaza üzerine daha önce şurada burada duyup işittiklerini bir romancı hayaliyle açıp yaymaya başladı. Muhterem yurttaşlar, Tanımazsınız dayısı şehit kolağı Hasan Bey'i. Öyle dini bütün öyle eşsiz ve kahraman bir dayıya dilerim. Hüda cümle Müslümanlara nasip etsin. Babanın matrak arkadaşlarından onların deyimince yar vefadarı Arap kadri bir kıyıdan amin dedi. Sonra da sağdan soldan amin 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 sesleri duyuldu. Yeni festival ciddi ciddi dinlenmeye hazırlanıldı ardından da baba atmasyonlarına kendini kapmış koy vermişti. Kola Hasan Bey'in taburunda yazıcıydım. Yaşım o sıralar 20 var yok. Arap Kadri kıyıdan gene laf attı. Yani lokmanı hekimin ye diye. Murtaza öfkeyle döndü. Sıkma tabanca lafa. Baba üzerinde durmamış göründü. Yani senin anlayacağın. Kolas Hasan Bey'in hususi yazıcısıydım. Arap Kadri gene dayanamadı. Suyundan da koy amca. Fakat ne mübarek, ne dini bütünle kahramanlar kahraman adamdı. Mümkün değil tasavvur edemezsiniz. Ne zaman uyanmışsam Hasan Bey'i masasının başında oturmuş yahut yazı yazarken bulmuşumdur. Bir de beş vakit namazına düşkünlüğü kalabalıktan. Allah rahmet eylesin der, yükseldi. Murtazaysa sabırsızlıktan geberiyordu. Şu dayısının silah arkadaşı yaşlı adamın anlatacakları bitse de sıra odayının ruhunu bedeninde taşıyan Murtaza'ya gelseydi. Bu arada da bugün fen müdürünün aracılık ederek elinden kurtardığı yaramaz işçileri anlatsa bu anlatmayla da kalabalığın nabzını yoklayarak yeni partiye eğilim derecelerini öğrenseydi. Babanın lafı sözü bitmiyordu. Bir gece başkumandanımız Gazi Osman Paşa'dan emir geldi. Kolası Hasan Bey çok acele gelsin. Hasan Bey gece gündüz üniformasıyla idi. Yatarken bile üniformasını çıkarmaz, silahlarını yanından ayırmazdı. Tıpkı ben Kumandanım madem çıkarmıyordu ben de çıkarmazdım. Murtaza bir nara patlattı. Hey, hey hey bir arslan yavrusi elbet çıkarmayacaksın. Çünkü anan seni doğurdu o günler için. Koştum huzuruna çakı gibi bir selam. Dedim emriniz kumandanım. Hasan Bey Gazi Osman Paşa'nın emrini derhal bildirdi. Paşa bizi Plevne'de bekliyormuş. Arap kadiri. Eee nişangah dedi. Balkan Harbi nerede? Plevne nerede? Babanın inek araba lah evle çekmesine kalmadı. Murtaza gene parladı. Abi sıkma derim tabanca lafa. Baba oralarda değildi. Gece fırtına şimşekler çakar sağa sola yıldırımlar düşer. Tıpkı benim Pekaya'dan gittiğim Trakya. Ama vazife bu. Dinler miyiz şimşi yıldırımı? Murtaza coştu. Herbet dinlemeyeceksin. Vazife bir sırasında görmeyecek gözün evladını demeyeceksin ciğer Atladık atlarımıza. Kumandanım Hasan Bey önde. Ben arkasında. Lakin binerdi. İyi binerdi ata rahmetli. Elbet. Mümkün müydü yetişebileyim? Hasan Bey bu atıyla birlikte rüzgar olmuş uçuyor. Nasıl idi at? Nasıl olacak? Attı at ince bilekli uzun bacaklar ki yeryüzünde eşi yok. Murtaza başını sağladı. Hatırlarım. Hacan ne zaman gider isem oynamaya ahıra görür idim. Karın yok. Yereleri altın gibi parlardı. Çok doğru. Hatta sormuş idim bir gün anneme. Bu atın yeleleri altın mıydır deyi? Başladı mı yağmur? Tabii ki ben yahu. Tıpkı askerliklim. Benim Trakya'daki. Baba sadece yüzüne bakmakla yetindi Murtaza'nın. Biliyordu bu soruyu. Onun yanıtlamak için can attığını. Yanıtladı da. Dediniz yağsın yağmur, çaksın şimşek. Hem de yıldırımlar. Anamız doğurdu. Bugün için bizi ha? ve büyük heyecanla sözleri babadan büsbütün aldı. Vazife, bir sırasında korkmam ölümden. Ne için? Çünkü var içimde bir his Allah'tan. Der Allah sen kim? Korkma ve aslan yavrusu aslan. Dolaşır damarlarında dayın Hasan Bey'in kanı ve bedeninde ruhi Hasan Bey'in. Arap Kadri ile arkadaşlarının zapt edemedikleri kahkahalar patlayınca Murtaza küplere bindi. Ne gülersiniz be abi ne gülersiniz. Sonra birden kendini toplayarak başını anlamlı anlamlı salladı. Gülersiniz elbet. Çünkü bilmezsiniz nedir bir vazife. Görmediniz kurs, almadığınız sıkı terbiye büyüklerinizden ve dolaşmaz damarlarınızda şüphesiz Hasan Bey dayımın mübarek kani yoktur ruhi bedenlerinizde. Arap Kadri, babanın bir işaretiyle kendine gelerek ''Çok doğru'' dedi. Murtaza gene de kızdı. ''Madem Dugri'' Ne için gülersin? Çünkü, dedi Arap Kadri. Damarlarımda kola asarsan benim kanı dolaşmıyor. Bedenimde de onun ruhu yok. Murtaza beklemiyordu. Heyecanla koştu. 80 kiloluk Arap Kadri'yi kucakladı. Alnının ortasından öptü. İşte olacak her hususta numuneyi imtisal bir vatandaş. Sağ ol. O senin numuneyi imtisalliğinden... ''Hayır, edemem kabul. Değil sadece numuneyi imtisalliğimden. Dolaşır senin de damarlarında belki ecdadından bir kahramanın kani ve bedeninde o kahramanın ruhi. Acaba? Olmasın şüphen zinhar.'' Babaya döndü. ''Sonra? Pindiniz atlarınıza. Yağar idi yağmur, çakar idi çimşek hem de yıldırımlar. Evet, yağmur yağar, Şimşekler çakardı ama... Kırpmadık gözümüzü. Yağmur iliklerimize işlermiş. Çakan şimşekler yıldırım halinde beyinlerimizde patlarmış. Vız geliyordu. Atlarımız kanter içinde. Vardık Gazi Osman Paşa'nın karagahına. Murtaza çok sert bir esas vaziyeti aldı. Bir de askerce selam çaktı. Gazi Osman Paşa'nın karagahında kendisi temkıldır beylik eşyam dedi. Yoktur bu katım komutanım. Baba çevresindekilere döndü. Tamı tamına böyleydi Hasan Bey'in o günkü resmi duruşu. Yalnız emrinizi beklerim kumandanım demişti fazladan. Saymadı mı iyiydi künyesini? Saymaz olur mu saydı saydı ya ben kısadan geçtim. Geçme kısadan her bir şeyleri koy yerli yerine ki öğrensin vatandaşlar nedir mertlik civan mertlik. Baba gene kafadan attı. Kumandanım Hasan Bey. E aklımda kaldığına göre künyesini şöyle saymıştı. İkinci ordu, 41 fırka, 36 altıncı alay, üçüncü tabur, birinci bölük kola sarsan ala son yağ. He, he 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 bir aslan yavrusu arslan. Dur bitmedi sözüm. Gazi Osman Paşa ona öyle bir vazife verdi ki o gece. Çok mu büyük idi? Büyük de söz mü? Bu dünyada hiçbir üst Hiçbir aslına veremez öyle büyük vazife. Murtaza'nın kaşları hemen çatıldı. Ne için? Ha? Ne için? Akıllı baba Murtaza'yı o saat anlamıştı. Sen kendini karıştırma. Hiçbir üst derken kalabalığı işaret etti. Şunları kastettim. Sen belki de dayın Hasan Bey'den bile büyük vazifeler almışsındır. Murtaza'yı bundan daha çok gururlandırıp övünme payı çıkaracak başka bir vesile olamazdı. Artık ne baba kalmıştı ne de kalabalığı. Her an artıran meraklılarla şehrin şu harap evlerden meydana gelmiş kırık dökük mahallesi. Başladı yıllarca önce bekayadan gönderildiği Trakya serüvenini anlatmaya. Ey vatandaşlar! Saygıdeğer vatandaşlarım! Baba süyüler çok duri. Dayım şehit kolayisi Hasan Bey'in yalnız dolaşmaz kani damarlarımda. Yaşar ruhi de bedenimde şimdi. Neden? Çünkü az önce evde idim. Baktım göklere. Göklerden sesi geldi Allah'ın. Dedi. Elbet soktum ruhini dayın Hasan Bey'in senin bedenine. Benzemezsin sen başkalarına. Dayın Hasan Bey ölmedi. Değiştirdi kalıp. Senin kalıbındır o kalıp. Senin kalıbında yaşaması dayının ruhi. Olamaz idin düşkün vazifene. Hem de tutamaz idin herhangi bir vazifeyi, herhangi bir namuzdan üstün. Duri, çünkü ne zaman gittim ben askere bekayadan çıkardılar İstanbul'da Galata Köprüsü üzerine vapurdan bizi. 60 bekaya, 315'li görmeliydiniz. Pindik üstüne Galata Köprüsü'nün toplaşmış ahali böyle. Naz kabarmaz yürekin. Naz duymazsın şeref hem de şarın. Çevreden çıt çıkmıyordu. Bütün gözler Murtaza'ya yı dikilmişti. Yıllar yılı her anlatışta biraz daha değişerek çoğalan, hatta zaman zaman şiddetini artıran bu bekayadan askerliği herkes ezberlemişti. Ama ne zarar? Anlatan Murtaza'ydı. Anlatırken kendinden geçiyor, şişip genişliyor, büyüyordu. Arap Kadri ile arkadaşları da suspustular. O, belki de herkes için, Cahil, basit bir ukala dümbeleğinden başkası değildi ama iş birdenbire değişmişti bugün. Damarlarında kol ağası, kanının dolaşması yanına bir de ruhanilik eklenmişti. Deli miydi bu herif çıldırmış mıydı? Murtaza ise havasını iyice bulmuş, ver yansın ediyordu. Geldi teğmen, olmuş ifrit dedi. A beni bağırırsın, in aşağı. İndim omuzlarından pelvan Hasan'ın Aldım esas vaziyetimi. Saydım künyemi hem de dedim. Bozumam disiplinimi huzurunuzda saygı değer komutanım. Nasıl kavrarım boynunu? Naz üperim. İki yana açıklarından. Eh be aslan yavrusu aslan. Baba dayanamadı araya girdi. Bütün bunlar malum. Murtaza efendi. Murtaza sertçe baktı. Hayır değil malum. Edemem kabul. Neden? Çünkü herkesin bedeninde var mıdır kola asasan beyin ruhi? Yoktur, dedi baba. İmkanı mı var? Ne zaman nerede bozulsa disiplin, amirlerim ne için hatırlarlar beni? Bedeninde Hasan Bey'in ruhu yaşıyor da ondan. Elbet, yaşar. Senin bedeninde de mutlaka kahraman ecdadının ruhi. Olacaksın sen de bir takım cahilleri numuye imtisal. Anlat şimdi o geceki olayları. Baba beklemiyordu. Attığı yalanların ipini kaçırmıştı. Çevresine şaşkınlıkla bakındı. Bakışları birden ta ötedeki Arap Kadri ile arkadaşlarına takıldı. Onlar da anlamışlardı babanın çuvalladığını. Arap Kadri imdada yetişti. Hani Gazi Osman Paşa Hasan Bey'e çok büyük bir vazife vermişti de bu dünyada hiç kimse başaramaz o kadar büyük vazifeyi. Murtaza ekledi. Benden başka. Baba yalanlarını kaçırdığı ipini yakalamış. Başlamıştı. Ha, evet. O gece demin de söylemiştim ya. Gazi Osman Paşa'nın Plevne'deki karargahına gitmiştik Hasan Bey ile. Hasan Bey rahmetli büyük kumandanın karşısında esas vaziyete geçmiş künyesini saymıştı. Hiç unutmam. Gazi Osman Paşa heyecanlanmış yerinden fırlamıştı hatta bakın. Bugün gibi hatırlıyorum. Alnından da öpmüştü Hasan Bey'in. Murtaza gene coşkun bir nara attı. Hey 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 aslan yavrusu aslan. Sonra da vazifeyi tebliğ etmişti. Bilmem ne tabiası hatırımda kalmadı. Şimdi geçmiş zaman Moskoflar tarafından kuşatılmış. Halbuki sevkül ceş bakımından. Strateji diye düzeltti. Baba umursamadı. Sevkül ceş bakımından o tabiyanın mutlaka kurtarılması lazım. Bunun içinde düşmanı hariçten şaşırtmak, daha doğrusu düşmanın gereğiyle olan irtibatını kesmek ya da kesiyormuş hissini verecek şekilde bir baskın hareketine girişmek gerekiyordu. Sizin anlayacağınız. Ne demek sizin anlayacağınız? Var mı bizim anlayamayacağımız bir üstün bir takım fikirler? Sen kendini karıştırma. Kulağına eğildi. Usulacık fısıldadı. Sözün bu kakavanlara, Murtaza'nın koca burnu gururla parladı. ''Duri, çok duri.'' ''Evet, sizin anlayacağınız, düşmanın geriyle olan irtibatını kuvvetli bir darbeyle kesip, kuşatmadaki düşman askerlerini kuşatmayı bozmaya sevk etmek.'' Murtaza gururlu bir heyecanla soluyordu. Koca burun iyice sivrilip uzamış, yumruklar alabildiğine sıkılmış, göğüsü demirci körüğü gibi inip binip kalkıyordu. Hasan Bey vazifeyi şıp diye kavramıştı. Murtaza. Tıpkı ben. Gene esaslı bir vaziyet alıp soldan sertçe döndü. Arkada ben. Çadırdan çıktık. Hasan Bey öyle kararlıydı ki en anlıyordum bunu. Arap Kadri e gene atıldı. Nasıl? Baba duymamış. Davrandı. Gözlerini sakınmayacaktı budaktan. Gözlerini ensesinden nasıl görebiliyordun lan? Murtaza'nın tepesi atmıştı. Sıkma tabanca derim lafı Arap. Bana öyle gelmişti ki Hasan Bey için o an bir tek şey vardı dünyada. Yalnız ve yalnız vazife. Çok duri. Çoluk çocuk. Zaten bekardı. Evlenmemişti hiç. İşte günlerden beri Murtaza'nın en zayıf yanı gene depreşmişti. Dayısı biliyordu. Daha doğrusu büyüklerinden işitmişti. Hiç evlenmemişti de o ne diye evlenip çoluk çocuğa karışmıştı sanki. Çok mu lazım idi? Bok kare diye geçirdi. Çürük tarla. Bozdun tohimlerimi. Baba da coşmuş. Yıllar yıllar okuduğu tarih kitaplarındaki olaylar daha çok da 93 Harbi'nin olayları bir romancı belleğinden gibi saçılıp dökülmeye başlamıştı. Atladık atlarımıza tuttuk yolu. Murtaza yine taş koydu. Hasan Bey dayım tekrarlamadı mı vazifesini? Almadı mı komutanının karşısında esas vaziyet? Tekrarlamaz olur mu? Almaz olur mu? Ne için anlatmasın bir tamam? Lüzumsuz ayrıntı da. Yok lüzumsuz ayrıntı. Lazım anlatmak. Çünkü dinleyenler olmalıdırlar aydınlanmış. Gelmelidirler vazife bir uğrunda cuş hem de huruşa. Yukarıda kalabalık. Kapkara bulutlar bulutların arasında pırıl pırıl ay akıyordu sanki mübarek. Arap Kadri arkadaşlarına gerçek gibi yediriyor Deyyus be dedi. Dedi ya arkadaşları kendini kaptırmışlardı. Babanın anlattıklarına her sabah her akşam baba günlük gazetelerdeki pehlivan tefrikalarıyla sözde konuları tarihten alınmış palavra romanları okurken adeta oynardı. Daha çok da diyaloglarda her tipin ayrı konuşmasını kalın çizgiler ve ses tonlarıyla ayırt eder, doğa manzaralarını tefrikaları değiştirerek, yani kendinden ekleyerek çok daha ilginç kılar. Milleti ağzının içine baktırırdı. Yüzbaşın bir dağın dönemecinde. Murtaza, hangi yüzbaşın? diye sordu. Dayın. Yani kolağası Hasan Bey. Evet ama henüz kolağası değildi o sıra. Ha, evet. Sonra? Sonra. Yüzbaşım bir dağın dönemecinde durdurdu atını. Rıza dedi bana. Efendim dedim. Ne dersin bu işe? Dedi. Anlamıştım ki beni yokluyor. Derar resmi duruşunu alıp emret komutanım demedin mi be yav? Murtaza'nın kısılmış yüzü bozulup ufalmış gözlerine baktı. Demez olur muyum? O zamanlar Rıza baba böyle mi? Gencim taşı sıksam. Arap Kadri. Aman 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 dedi. Fazla sıkma acıtıyorsun. Murtaza dehşetle döndü. Kes çeneni derim Arap. Uzun lafın kısası. Öyle olmasam yani taşı sıkıp suyunu çıkarmasam yüzbaşım yanına alır mıydı? Elbet. Sonra? Sonra. Emret kumandanım dedim. Hiç unutma. Tam o sıra pırıl pırıl ay karanlık bulutların ardından çıkmış, yüzbaşımın yakışıklı erkek ve mert yüzünü aydınlatmıştı. Başıyla Murtaza işaret etti. İşte numunesi. Murtaza'ya bakın dayısını görün. Yalnız o sıra Hasan Bey rahmetli çok gençti. Bir de uçları kulaklarına varan gür bıyığı. Murtaza'nın içinden bıyıksızlığın acısı yara gibi geçti. Baba hafifçe öksürdü. ''Rıza'' dedi. ''Kumandanım, hiç vakit geçirmeyeceğiz.'' ''Geçirmeyelim kumandanım'' dedim. ''El bombalarımızla'' dedi. ''Düşmana saldıracak ve Allah Allah aralarımızla düşman saflarını şaşkına çevireceğiz.'' ''Ah be ya, nerede o şanlı günler?'' ''Düşmanın şaşkınlığından faydalanacak olan kuşatılmış kuvvetlerimizle karşı bir Allah Allah Allah'la kuşatmayı yaracak.'' Ondan sonra gırtlak gırtlağa bir boğuşma başlayacaktı ki din ve Türklü kuvveti Moskofları darmadağın edecekti. Murtaza sabırsızlıktan çıldıracaktı neredeyse. Sanki çok sıkışmış da tuvalet doluymuşçasına bir rahatsızlık içinde kıvranıyordu. Ne diye ne diye hücum komutunu vermezdi şu adam. Baba ise uzun uzun öksürmüş. Mendiğini çıkarıp ağzını burnunu siliyordu ki Murtaza artık dayanamadı. Dolu tuvalet önünde alabildiğine sıkışmaktan gelenin yaptığı gibi patladı. Hucum Bire enay bakar hucum. Baba Murtaza'yı gayet iyi anlamıştı eliyle. Dur acele etme demek istedi. Hucuma daha vakit var. Çok uzattım be ya öleceğim neredeyse ölmesin. Yüzbaşım, bu bizim için bir intihardır lakin vatan millet sağ olsun, dedi. Sağ olsun vatan, hem de millet aslan yavrusu. Sağ olsun kumandanım, dedim. Oracıktaki bir kaynakta abdest aldık. Birkaç rekat namaz kıldık çabuk çabuk. Ellerimizi göklere açıp bize yardımcı olmasını yalvardık zat-ı kibriyaya. Sonra, sonra atladık atlarımıza. Ellerimizde bombalar hem de tabancalarımız daldık fundalar içine fundalık gittikçe sıklaşıyordu. İnin atlarınızdan be yav. İndik. İnmekle de kalmayıp atlarımızı Rabbül Alemin'in yüceliğine emanet edip daldık sık fundalığa. Sine sine yürüyün. Sine sine yürümeye başladık. Çevredekilere görüyorsunuz ya dedi. Murtaza'yı çenesiyle işaret ederek Nasıl belli kolağız Hasan Bey'in ruhunun onda tecelli etmişliği? Öteden Arap Kadri. Kes bir. Murtaza sese sertçe döndü. Yok kes biri. Duri süyüler. Hem de çok isli. Sonra? Bir saat mi? İki saat mi? Geçmiş zaman anlamadığımız dilden konuşmalar gelmeye başladı kulağımıza. Derhal durun. Bravo. Derhal durduk. Dinleyin dinledik. Bu arada anladık ki Moskofların artçıları yahut gözcüleri yüzbaşın birden kurşun gibileri atıldı. Sen, sen atılmadın mı ileri? Atılmaz olur muyum? Dayım gözcünün üstüne mi atılmış idi? Gözcülerin iki gözcüyü bir anda geçmişlerine kavuşturmuştu. Sen? Ben mi? Durur muyum? O zaman. Oho! din kuvveti, iman kuvveti, Türklü kuvveti. Velhasıl gık dedirtmeden Moskov'un bir mangasını haklayıp daldık içerlere. Murtaza öfkelendi. Ne için soyunup urbalarınızı değişmediniz Moskovların urbaları ile? Baba atlamıştı burasını. Hmm, evet evet dedi. Tabii canım. Bunun böyle olması gerektiğini gerekeceğini herkes bilir. Yani tebdili kıyafet ettik. Daldık düşmanın içine. Çalgı çalıp eğleniyorlardı. Hiç unutmam. yuhuz bir delikanlı kazask oynuyordu. Ondan sonrası bir kıyamet. Evvela el bombalarımızla, sonra da tabancalarımızla ormana dalar gibi daldık. Düşman kör kütük sarhoştu. Beklemiyorlardı böyle ani bir baskını. Tabii müthiş bir panik. Birbirlerine saldırıyorlardı o kafalarla. Hasan Bey'le ben bir de kuşatmadan kurtulmuş kuvvetlerimiz kıyıdan seyirlerine bakıyorduk. Sonunda düşman ikiye ayrılıp karşılıklı birbirini yedi. Böylece Gazi Osman Paşa Hazretleri'nin arzuları kat kat yerine gelmişti. Murtaza avucuyla göğsüne vurdu büyüklenerek. İşte o arslan yavrusu Aslan Hasan Bey'in yiğeni benim. Kalabalıkta bir alkıştır patladı. Ardından yaşa, var ol, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Murtaza'nın kalın etli kocaman eli havaya kalktı. O kahraman yüzbaşı Hasan Bey'in, ruhi şimdi benim bedenimde diyecekti. Başka bir şey hatırlayarak sordu babaya. Dayımın rütbesi yükselmedi miydi beyav? Baba da hatırlamıştı. Ha tabi tabi Gazi Osman Paşa derhal saraya yazmış. Sultan Hamid hemen rütbesini paşalığa yükseltmişti. Hatta padişahın selamı şahanesi bile gelmişti. Bir de nişanı Gazi Osman Paşa Pleyon'e topladı askerleri. Halk da gelmişti. Gözyaşları içinde durumu anlattı. Sonra da kendi eliyle nişanı, zişanı, yüzbaşının göğsüne o devrin diliyle talik etti. Yani astı. Ne yaptı o sıradayım?'' Şak esas vaziyet ve pata. Paşayı selamladı. Murtaza kalabalığa döndü. Anladınız şimdi kim olduğumu benim? Ben o mübarek şehidin. Yeğeniyim işte. Diyecekti. Gene bir başka şey hatırlayarak sordu. Peki ne zaman akatı mübarek kanını kutsal ve topraklarına da içmiş idi şehadet şerbetini? Baba Rıza gene kafadan attı. Ha, ''O Balkan Harbi'ndeydi. İşte ben böyle bir dayının yeğeneyim.'' diyecekti ki karısının calış sesini işitti. ''Mürteza!'' Sesin geldiği yana baktı. Bütün cinleri tepesine toplandı. ''Ne var ne istersin?'' Kadın telaş içindeydi. ''Gel çabuk!'' Kalabalığın önünde karı kumandasıyla hareket etmekten utanarak ''Git eve şimdi!'' dedi. Kadın telaş içindeydi. Hiçbir yere gidemezdi. Mürteza'yı da götürmeden. Gidemem gel çabuk. Var çok mühim işlerimiz. Arap kadire bit attı. Yahu hanım koskoca bir Hasan Paşa'nın yeğeni ondan da kocaman bir Murtaza Efendi. Senin sözünle hareket eder mi? Kadın bunları duymadı. Belki de duydu anlamadı. Ararım seni saatlerdir. Ne için ararsın? Söylenmez burada gel çabuk. Ne için söylenmez yok benim saklım hem de gizli milletimden. Yeni bir alkış koptu ardından. Yaşa! Var ol! aslan orla aslan! Nur içinde yatsın! Seni doğuran ana! Kadın da şaşırmıştı. Ama gene de. Murtaza gel derim! Diye dayattı. Gel derim be ya! Gelemem. Bırakamam vazifemi hem de milletimi. Abi oğlun derim, oğlun derim. Ne olmuş oğluma? Söyleyemem burada gel kalabalığı yararak gitti karısının yanına. Kadın bileğinden yakalayıp çekti. Gitmese karının ne çamur olduğunu biliyordu. Belki de çirkefleşebilirdi. İçinden kanlar gide gide takıldı ardına. Lakin olmuyordu. Olmuyordu bir hal. Dayısın için evlenmemişti. Bunun için işte. Sonra onun koç buyu da vardı. Sahi hiç evlenmemek. Bir de koç olması mı insanı tam anlamıyla erkek yapıyordu. Arkası yara.